Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beşli Güneydoğu grubuna 6. kent olarak Hatay'ı da ekleyip Arsuz'un da turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacaklarını söyledi. Arsuz'un Güneydoğu ve Hatay turizminde önemli bir yeri olduğunu belirten Bakan Ersoy, 100 kilometre olan Arsuz-Samandağ mesafesini açılacak yolla birlikte 30 kilometreye düşüreceklerini müjdeledi. Arsuz'da AK Parti ilçe teşkilatında kalabalık ve coşkulu vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Ersoy'u, Arsuz Belediye Başkanı adayı Necim Bozkurt ve meclis üyeleri AK Parti Arsuz İlçe Başkanı Bünyamin Nal, MHP Arsuz İlçe Başkanı Adem Koçlu, Kadın Kolları Başkanı Leyla Aslan ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Gök karşıladı. AK Parti Arsuz İlçe Teşkilatı önünde toplanan coşkulu kalabalığa katılımları için teşekkür eden Arsuz Belediye Başkan Adayı Necim Bozkurt, Arsuz'un önünü açmak, çıkmaz sokaktan kurtarmak, kalkınmadan en yüksek oranda payını almasını sağlamak için büyük destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tüm Arsuz halkı adına şükranlarını sundu. Vatandaşın coşkulu karşılamasına teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arsuz'un turizmdeki hak ettiği payı alması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağına dikkat çekti. Açıkçası Hatay hem gastronomi olarak hem kültür hem arkeoloji olarak çok büyük zenginliklere sahip. Bir de bunlara ek olarak açıkçası denizle de bağlantısı var sizin sayenizde Arsuz'la. Biz şehirleri blok halinde değerlendiriyoruz. Hani tek şehir olarak değil, diğer şehirlerle birleştiriyoruz. Siz de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Urfa, Antep ve son olarak Hatay beşlisini altıya çıkararak o kararı da aldık bugün gezimizden sonra. Altılı grup halinde değerlendiriyoruz. Burayı bir Güneydoğu'yu turizm destinasyonu yapmaya kararlıyız. Sizde de açıkçası geçmişten gelen çok zengin bir tarihiniz, çok zengin bir potansiyeliniz var. Valilik de bu yeni yolla ilgili çalışmayı başlatıyor. Buraya gelmek uzun biliyorsunuz. Biz de bir 100 kilometre bir fazladan yol yaptık. Şimdi yeni yolla birlikte 30 kilometreye düşürüyoruz. Biz de burayla ilgili ihtiyaç duyulan imar planlarını, sahil turizm planlarını, ayrıca Hatay'ın arkeolojik planlarını, sokak iyileştirmesi, restorasyonlarla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde başlatacağız. Ekip halinde hem vekilleriniz hem başkanlarınız yeni bir eylem planı hazırlıyorlar. Bu eylem planını Nisan ayında bize getirecekler. Biz de hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Artık bizim hedefimiz Hatay'ın turizmle alınması. Arsuz'ta bunların en önemli noktalarından biri. Hep beraber inşallah sektör olarak turizm birinci sektörünüz olacak. Önümüzdeki yıllarda ana kazanç kapısı Hatay ve çevresi için turizm olacak diyoruz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ona da ümit abi.